Merhabalar yatırım ve finansa hoş geldiniz ben Taha Göktaş bugün sizlerle beraber iş yatırımın yani iş bankasının kendi aracı kurumunun arkadaşlar al sinyali verdiği yüksek hedef fiyat verdiği endeks üstü getiri verecek dediği 5 adet hisseyi sizlerle beraber inceliyoruz. Bu 5 adet hissede arkadaşlar genel olarak endeks üstü getirinin de üzerinde bir al sinyali söz konusu. Bakalım ki bakın şunu da söylemem lazım. Genel olarak büyük bankalar arasında tahminleri en doğru çıkan iş yatırımdır, iş bankasıdır. Ben ak yatırım ve yapı kredi de severim. Yani diğerlerini çok fazla umursamam. Özellikle yani garanti fen de severiz ama çok fazla doğru çıkmıyor tahminleri. üç büyük banka vardır tahmin konusunda. Yapı kredi, ak bank ve iş bankası benim en çok güvendiğimde genel olarak iş bankası olarak söyleyebilirim. Tabii ki 5 adet hisseden bahsedeceğiz ama ben iş yatırım değilim arkadaşlar. Her zaman aynı fikirde olmak zorunda değilim. Ben yine bu hisseler hakkında sadece iş yatırımın dediğini değil, kendi yorumumu da katacağım. Biz ne aracı kurumlar gördük, ne analistler gördük ki hata yapmasın. Her arkadaşlar kul cool, hata yapar. Hatasız kul cool. bu piyasa, bizim piyasamızda da maalesef ki yok. O yüzden ne kadar fazla görüş, o kadar izli, e, o kadar güzel diyebiliriz. Öncelikle beyadır Aracı Kurumlar tarafında e, konuşulmayan bir hisse var. Arkadaşlar hissemiz Koç Holding iştiraklerinden Tofaş. Ki bilançosuna az kaldı bakın burada hatta açıklamışlardı. 1 Ağustos tarihinde kendisinin bilançosu geliyor. 29'u pazartesi, 30 salı, 31 çarşamba... 1 Ağustos Perşembe günü. Arkadaşlar yükseltme borsa kapandıktan sonra bilançosu gelecek etkilerini de Cuma günü görmeye başlayacağız. Bu bizim için değerli bir haber. Özellikle bu kadar az kalmışken bilanço tarihlerine TOFAŞ tarafında pozitif bir görünümün olması ki iş yatırımın tahmini olağanüstü bir tahmin. Az sonra göstereceğim hedef fiyatı. Çarpanlar ucuz olduğu için TOFAŞ'ın gayet yüksek potansiyeli olduğundan bahsedebiliriz. Yani piyasa çarpanlarına geldiğimizde evet Tofaş her zaman ucuz çarpanlara sahipti. Öyle aşırı aşırı yüksek çarpanları olmadı. Ama yine de 3.96 civarı gayet güzel değerler. Çünkü biz bu ise de 7'leri 8'leri de uzun bir süre gördük. Yani öyle her zaman 3'te değildi. çok nadir gözükür 3 değerleri. Geldiğimizde arkadaşlar teknik tarafa Tofaş tarafında 510 TL hedef fiyat verildi iş yatırım tarafından. Ve bu hedef fiyatın verilme tarihi 22 Temmuz 2024. Yani sadece 6 gün önce geldi yeni bir hedef fiyat tahmini. Ben bu hedef fiyat tahminini arkadaşlar bir yıl süreyle mantıklı olduğunu düşünsem bile 2024'ün sonuna kadar 510 TL olacağını düşünmüyorum ben aslında hissemizin. Evet gerçekten yüksek bir artış potansiyeline sahip hissemizde gerçekten çok büyük %20'lik bir düşüş oldu. Ben de yakında bu hissemizin tekrardan artışa başlayacağını düşünüyorum. Özellikle 2025 yılının ikinci yarısına doğru otomotiv sektör veya canlanacaktır kredilerin açılmasıyla beraber. Tabi yani bir 2023'deki gibi olmayacak krediler. Hala yüksek politika faizi olacak. Ama yine de bu haberlerin değerlenmesiyle beraber TOFAŞ'ı yavaş yavaş toplamak için bence mantıklı bir dönem. Özellikle araç kurumları 2024 için konuşuyorum. Doğuş otomotiv tarafında kötü konuştuğu günlerde Tofaş daha yüksek temettü dağıttığı için Ford'a göre yani temettü yatırımcısı için Doğuş'a e, bir arkadaşlar alternatif olabilir. Bu bizim için değerli. Doğuş daha çok 2025 dönemi bir hisse olacak. Tofaş demişken bunun arkadaşlar muadili Ford'a da bakalım. Ford tarafı da yine iş yatırımın çok yüksek hedef fiyat tahmini verdiği hisselerden biri. Hatta şöyle diyebilirim. Yani özellikle Koç şirketleri arkadaşlar, Koç Otomotiv şirketlerinde olağanüstü hedef fiyatlar veriliyor. Evet Ford'umuz da gerçekten uygun çarpanlara geldi. Bu inkar edilemez bir değer. Özellikle geçmiş değerlerimize baktığımızda şu anlık 3.9 civarında bir piyasa değeri defter değerine sahip. Biz 2024'ün başlarında 7, 2023 Temmuz'da ve 2022'lerde ise 8, 9, 10 gibi daha yüksek piyasa değeri defter değerlerini gördük. O yüzden emin olun ki Ford bir daha bulamayacağınız ucuzluktık seviyelerde tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Yani bizim mesleğin tabii ki yatırım tavsiyesi değildir demek doğasında var. Arkadaşlar şimdi yine herkesin nefret ettiği hisseler ki e, bu da %18 bir düşüş yaşadı. Yatırımcısını üzen bir hisseydi. Ama elinizde para varsa da ben 5-6 ay beklerim diyebiliyorsanız Ford gerçekten çok ucuz değerlerde. Yine Tofaş'ta aynı da açıklandı Ford'un de fiyat tahmininde. Yine 6 gün önce 22 Temmuz'da Ford hakkında %50 yukarı çıkacak. Yani 1510 TL hedef fiyat tahmini verildi. Bence 1510 TL gelemeyecek bir hedef fiyat değil. Yani bu sene içerisinde bile belki 1510 TL Ford tarafında görme ihtimalimiz var. Hem aşırı uygun çarpanlara sahip geçen senelere göre hem de zaten 1250 TL'yi daha önce gördüğünü biliyoruz. 1250'yi gören 1500'de görebilir. Yani onu görmesi 2-3 günlük sert yükselişine bakar. Hatta iki tavan diyebiliriz belki. Ford bu anlamda dediğim gibi yani şu anlık kısa vadede hala desteklerle boğuşsa bile uzun vadede önemli. Şimdi diyeceksin ki sen analiz ediyorsun kısa vadede niye bakmıyorsun? Aracı kurumlar kısa vadeli düşünmez. Kısa vadeli düşünen Deutsche Bank'tır. Citibank'tır. Bank of America Yatırım finansmandır arkadaşlar. Veya işte ünlüdür, gediktir, bunlar gibi aracı kurumlardır. İş yatırım, Yapı Kredi yatırım, Ak yatırım daha çok fonlarını beslediği için uzun vadeli düşünür. Kısa vadeli düşünmek bunun doğasında yoktur. Özellikle hala izlemediyseniz dün attığım bakın Moody's videosu var. Mutlaka izleyin. Çok değerli bir video. Hatta bayağı da izlendi. Orada en önemli kredi derecelendirme kuruluşlarının bile aslında tahminlerini uzun vadeli yaptığını görebilirsiniz. O videoyu mutlaka izleyin. Bu arada arkadaşlar daha fazla içerik ve canlı yayınlar için ayrıca bana destek vermek için katıl tarafına gelebilirsiniz. Günlük analizlerimiz var. Bunlar çok değerli. Haftalık analizler, canlı yayınlar, özel videolar var. Mesela bugün saat 22.00'da yine bir katıl özel canlı yayınımız var. Mutlaka tüm katıl üyeleri gelsin. Sorularınızı cevaplayacağız. Bu haftaki gündeme bakacağız. Birçok konu hakkında konuşacağız. Diğer listemiz arkadaşlar benim birazcık açıkçası temkinli olduğum bir ise Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Biliyorsunuz ki çok sert, artmış bir şirket. Yani e, rakip analizine geldiğimizde sen iki, iki tane buradaki emeklilik şirketinin de yüksek çarpanlara sahip olduğunu görebiliyoruz. E, bundan biraz şüpheliyim. Yani öz sermayesi net dönem karfen gayetlerinde gayet yerinde. Bu alanda bir sıkıntı yok ama. Ne demiş peki? Burada arkadaşlar iş yatırım Anadolu Hayat Emeklilik tarafında bizlere bak bu da bir, bir süredir düşüyor bu arada çok sert bir artış yaptı insanda 43 TL'ydi 140 TL civarına geldi ve 119 TL civarına geri çekilme yaptı 165 TL hedef fiyat verilmiş 16 gün önce yani hissemiz arkadaşlar e, buradaki 136 TL civarındayken 165 TL gibi hedef fiyat verilmiş. Ardından bir düşüş geldik. Tabii ki bunun iş yatırında hiç bir alakası yok. Belli tahtacılar bu hisseden çıktı. Şu anlık biz destek bölgesindeyiz. 117 ve arkadaşlar 102 destek bölgelerindeyiz. Bu desteklerin kırılıp kırılmayacağını beklemek lazım. Çünkü aşırı uygun çarpanlara sahip değil. Ben direktmen bu bölgeden alın diyemem bu hisse için. Önce buradaki 117. Ardından da 100-102 bölgesindeki destekler beklesin. Bu destekler aşağı doğru kırılamazsa Anadolu'ya temellik uzun vadeli olarak alınabilir. 165 TL yerine daha çok 140 TL gibi hedef fiyat verilebilir. Ben öyle aşırı sert bir artış beklemiyorum bu ise de. Çünkü bu artışını yapacağı kadar yaptı. Sonuçta şirketlerimizin de değeri var. Az önce gördüğünüz gibi çarpanlarımız da aşırı ucuz değil. O yüzden bu hisse tarafında pek fazla iş yatırımla aynı düşünmüyoruz. Ben böyle bir riskli bir hisseye girmeyi şu an mantıklı bulmuyorum. Daha çok yıl sona doğru belki işte finans sektörü daha canlandığında politika faizi ve FED faiz indirimi konuları konuşulduğunda Anadolu Ayet tarafında belki bir artış gelebilir. Bunun için de Kasım Aralık aylarını beklemeliyiz ki o zaman sana TR videosunu çekelim. Diğer bir hissemiz arkadaşlar İş yatırım garanti bankası hissesini önerdi. Yine makul çarpanlara sahip özellikle birkaç gündür stabil kalmasıyla beraber hissemizin çarpanları daha makul seviyelere geldi. Bu bizim için gayet iyi ki net dönem karları tarafında bir sıkıntı olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani piyasa çarpanları tüm bankacılık sektörünün yükseldi. geçmişte daha uy uygun piyasa çarpanları vardı. Yani bu tartışmaya kapalı bir konu sadece Şubat ayından beri birden ikiye geldi. Çok fazla çarpanları bence alakadar eden bir konu değil şu an garantinin artışı bankacılık sektörünün kendisi alakalı. Garanti tarafında şu anlık arkadaşlar hissemiz 124 TL civarında biliyorsunuz ki 165 TL gibi bir hedef fiyat tahmini yapılmış. Ee, burada 6 Temmuz'da yapılmış yani yeni bir hedef fiyat tahmini. Ben yıl sonuna kadar açıkçası garantinin 165 TL olabileceğini düşünüyorum. Yani bankacılık sektörü özellikle Kasım Aralık aylarında artacaktır yüksek yani Daha kısa vadede bir artış beklemiyorum çok sert en azından e, yılın sonuna doğru 165 TL veya daha üzerine görme ihtimalinin gayet kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Bence panik yapacak, korkacak bir durum yok bankacılık sektöründe. Özellikle bir FED faiz indirimi veya bizim Merkez Bankası tarafında bir politika faiz indirimi gelirse güzel bir artışın gelme imkanı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. E, son hissemize geldiğimizde ise garanti tarafında konuştuk. Burada da katılıyorum iş yatırım tarafına. Son hissemiz Tüpraş arkadaşlar çok defa konuştuk sürekli konuştuğumuz bir hisse e, Bu tarafta da iş yatırımının gerçekten muazzam bir arkadaşlar hedef fiyat tahmini var Ve güzel olan şey şu bakın Hani bunlar Anadolu Ahet Emeklilik dışında arkadaşlar sadece bu iş bankasına ait Bir tanesi rakip banka Diğer 3 şirketse yine rakip şirkete ait Yani Koç Holding bünyesindeki arkadaşlar şirketler bu çok güzel bir durum yani adamlar demiyor ki sen adamlar profesyonel yapıyorlar bu işi ya yani bunlardan bir halt olmaz değil özellikle mesela iş yatırım gibi aracı kurumların karşıt rakip holdingler ve rakip şirketler hatta rakip bankalar hakkında böyle yüksek hedef fiyat tahminleri verdiklerinde genellikle doğru çıkıyor. Ee, yine tarihinin en uygun çarpanlarından birini izliyoruz Tüpraş tarafında. 1.30 gibi bir değere sahip gerçekten çok uygun çünkü daha önce Şubat aylarında 4 gibi çarpanlara sahipti. Tabii ki daha önce bakın bu dönem berbat bir bilanço gelmişti. 0.70'lere indi oldu ki o kötü bir dönemdi. Genel olarak 3 civarlarında dolaşan bir bilanço var. 1.30'luk bir bilanço. Tüpraş'ta pek sık göremeyeceğimiz bir bilanço. Ben tam dedim ki özellikle yılın son çeyreğinde Tüpraş'ta bir artış bekliyorum. O yüzden ben Bakın burada da görüyorsunuz arkadaşlar gelecek şimdi. 3 Temmuz tarihinde yani bundan 25 gün önce iş yatırım 242 TL civarında bir hedef fiyat tahmininde bulunmuş. Yani olmayacak diye bir şey yok. Ben e, kısa vadede aşırı sert bir artış beklemiyorum. Ama özel Aralık ayı geldiğinde TÜPRAŞ tarafında güzel bir artışın gelme imkanı söz konusu. Diyeceksiniz diyeceksin ki geçmişte böyle bir şey olmamış. Ya arkadaşlar Türkbaş gibi hisler açıkçası çok da fazla bunu umursayan hisler değil işte. Hani ee, kış geldi işte petrol o bu mesela kış gelince doğalgaz şirketleri ata denir. Ama öyle bir siyasi ve politik döngüdeyiz ki şirketler artmaları gereken zamanda artamıyorlar. Daha çok politik ve siyasi haberlere göre işliyorlar. Özellikle bakın Türkbaş'ta bir haber vardı geçenlerde gördüğümüz. Belki bu tetikleyebilir. Burada arkadaşlar Eylül ayında İran'ın alıkoyduğu ham petrol geri gelecek deniyor Çok çok yüksek bir miktar olmasa bile yani bu şirketi batırabilecek bir miktar olmasa bile Bu petrolün geri geldiği haberi bile şirketimizde pozitif yansına yapacaktır Eylül-Ekim aylarından sonrasında Tüpraş'ta artış bekliyoruz Son günkü artışı söylemiştim O yüzden bakın özellikle iş insanı seviyesindeki arkadaşlar katılıyorsa arkadaşlar mutlaka günlük analizleri izlesin. Dün açık açık bedettim size. Tüp yaşı artacak dedik ki tüp yaşı arttı yani. O yüzden analizlerimiz genelde arkadaşlar özellikle belli başlı analizlerimizin doğru çıkma olasılığı yüksek. Çünkü teknik analize göre yapıyoruz. Teknik analize ne diyorsa onu diyoruz tabii ki. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadardı. Sizden ricam arkadaşlar videoyu beğenmeniz, kanal abone olmanız, bildirimleri açmanız. Bana destek vermek ve daha fazla içerik canlı yayınlar içinde katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.